Merhaba, ben Rohi. Ya bu karantina bittiğinden beri podcast yapamıyordum ama bu ırkçılık hakkında, FRP kendi ırkçılık hakkında bir podcast yapmak istedim. Öncelikle işte dünyanın bir tarafında bir şey oluyor ve standart bizim ülke davranış tarzı olarak kendi olabilecek sorunlarımızı gene Batı literatürüyle, onların problemleriyle tanımlıyoruz. Birincisi bu. Hani Türkiye'de Black Lives Matter falan muhabbeti, ne bileyim yani. Neyse, biliyorsunuz zaten bahsettim ama feminizm de bizim öyledir maalesef. Hani Batı değişkenleriyle kendi sorunlarını tanımlama durumu. Yani gerçekten sorun ithal etmeye ihtiyacımız var. Çok mutlu bir ülkeymişiz gibi sorun ithal ederiz Batı'dan. Şu anda onu biraz yaşıyoruz. Ama gerçek etkisi FRP'nin en büyük üreticisi olan Hasbro'nun, ya Wizards of the Coast'un artık ne derseniz, D&D serisinde artık bununla ilgili hareketler alacağını açıklaması, bazı romanları falan piyasadan kaldırma noktasına gitmesi, işte Monsters Manual gibi işte içinde yaratıkların olduğu ırkları falan filan değiştirmekle ilgili artık konuşmaların olması ve oyunların değiştirilmesi şeyleri gündemde, ki bazılarını gerçekleştirdi de bu konuda yani. O yüzden hani bu konuda biraz sohbet etmek istiyorum. Bir de Batuhan şey yaptı. Facebook sayfasında bir tane post attı bununla ilgili. Altı da yorum da oldu. Yani bayağı işte 50-60 yorumdan bahsediyorum. Belki daha fazla. Her neyse, yani bu konu hakkında birkaç bir şey söyleyeyim istedim. Öncelikle ırkçılık hakkında falan konuşmayacağım podcast'te. Yani sabaha kadar hani öyle bir podcast'lik bir mevzu olmadığı aşikar. Ama çok basitçe şunu diyelim. Irkçılık dünyanın her tarafında var. Bazılarında enstitüsel var yani. Yani bayağı oturmuş durumda var. Bazılarında yok. Tarihlerinden, genellikle kültürlerinden, ekonomik yapılarından, işte göç alma durumlarından vesaireden dolayı her ülkede farklı şekilde var. Bizde de var. Yani şey, her ülkede var kısacası. Aynı şekilde değil ama bizde, ve bizim anlamamız da çok zor aslında. Hani bu Amerikan ırkçılığını ve bizim FRP hobisini yazanların, bu kaynakları, romanları falan yazan insanların dünyasından biz başka bir yerdeyiz yani. Hatta o yüzden FRP fantastik bir şeyler oynuyoruz. Hani kendimizi kesiştirdiğimiz yer orası. Şüphesiz ki Batı etkisi gösteriyor bu eserlerde ama dediğim gibi artık fiziksel olarak bir vuku bulmuş durumda ve bizim hobiyi de bayağı değiştirecek gibi gözüküyor. Bu podcast'te önce şeyden bahsedeceğim. Niye FRP hikayelerinde bu ırkçılığın olduğundan. Biraz ondan bahsedeceğim. Yazarlardan falan bahsedeceğim ve onların eserlerinden bahsedeceğim sonra da. Ve en sonunda da işte bizi nasıl etkileyecek? Yani biz ne yapsak acaba falandan biraz kendi yorumlarım, nereye doğru gittiğimiz hakkında falan biraz yorumlar yapıp bitirmeye çalışacağım. Şimdi şöyle, FRP hikayeleri en sonunda fantastik hikayeler. Yani adı da o ya, fantastik hikayelerden kaynaklanıyor. Romanlardan falan ve eserlerden bahsediyoruz bunlarda. Anlarken bizim kültürü, öncelikle bunların kaynağının romanlar ve hikayeler olduğundan bir emin olmak lazım. Ya tabii ki falan, bunun ne önemi var denilebilir. Şöyle ki, fantastik hikayelerin kendi gelişimi sırasında yaşanan olaylar bizim hikayelerimizde direkt etkiliyor. Şöyle başlayayım. Normalinde siz bir şey anlatmak istiyorsanız ve çok sansür varsa ülkenizde, ister istemez, ve bu arada bahsettiğim şeyler 150-200 yıllık hikayelerden bahsediyorum, ama belki daha fazla, siz bunu masalsı yollarla anlatırsınız. Bizim kültürde de vardır. Karagözlü Hacivat'ı alırsınız ve onlar bir şeyi ifade ederler. İşte bir veziri ifade ederler, bir damadı ifade ederler, bir tane devlet görevlisini ifade ederler. Onları konuşturursunuz. Bütün seyirci bunu bilir. Hani neden bahsettiğinizi, ama kimse de söylemez. Ya bu damat da sanki şuymuş, işte bu vezir de sanki şimdiki baştaki bilmem neye bakan adammış falan filan derler. Ama siz politik eleştirinizi fantastik ögeler üstünden yaparsınız. Aklıma gelen en iyi örnek Gülliver'in maceraları hikayesi. Gülliver'in maceralarının yazarı içeri giriyor arkadaşlar. Çok politik bir eser yazdığı ve İrlanda özgürlüğüyle ilgili yazdığı için. Yani hani devlerin ülkesine, cücelerin ülkesine falan gidiyor ya hani Gülliver. İşte oradaki cüceler İngilizler. Yerseniz işte devler de hani İrlandalılar. Hani doğru olması gereken. Tam böyle değil ama politik bir eleştiriyi fantastik ögelerle anlatıyor. O yüzden fantastik ögelerin kullanılmasının içinde bir politika yoktur falan dememek lazım. Kültürün başlangıcından beri var. Ya işte kutsallığın yok edilmesi denilen bir hikaye vardır. Hani bazı enstitülerin kutsallığını yok edersiniz yavaş yavaş. Hani kimsenin laf edemediği bir şeyi eleştirmek istiyor toplum veya yazar. Fantastik ögelerle bunu eleştiriyor işte. Yani kötü adam, atıyorum, o gün bir domuz oluyor.
ve o domuz üstüne anlatıyor. Domuzun yaptıklarını eleştiriyor mesela. Siz anlıyorsunuz ki ha o kötü adam ama en başta dediğim gibi bunu herkes biliyor ama yazmıyor. Ve yazar da kendini kurtarıyor politik eleştiri yaparken. O yüzden fantazi kültüründe, fantastik edebiyat kültüründe politika vardır ve ciddidir de. Ama bizim hobiye gelirken tabii artık bunlar, ya biz o tarafta değiliz. Diğer taraftan ne zaman işte diyelim ki Conan'dan başlıyorum ben genellikle. Edgar Allan Poe'dan falan da başlatılabilir ya da Frankenstein'den falan ama bizim bu fantastik edebiyatta ben Conan'a bayılıyorum. Robert E. Howard'ın işte muhteşem eseri. Orada yok mu? Orada politik şey yok. Yani Robert E. Howard öyle bir adam da değilmiş. Zaten 30 yaşında annem öldü diye intihar eden ilginç de bir karakter maalesef. Ve bir ırkçılık falan yok mu? Ya da bir politik görüş ifade etmeye çalışmıyor. Bir hikaye anlatmaya çalışıyor bence yani en azından gördüğüm kadarıyla. Öyle büyük bir eleştiri de yoktur. Ve ırklarla ilgili göndermeleri var. Peki bu ırklarla ilgili göndermeler olduğu anda bu kişi ırkçı mıdır? Şimdi yazarın kendisiyle yaptığı eserleri bir ayrı koymak lazım. Bireylerin kendileri feci halde bir politik tarafta olabilir. Yaptığı eser onunla hiçbir ilgisi olmayabilir. Özdemir Asaf'ın sürekli küfrettiği anlatılır. Mesela Özdemir Asaf'ın şiirlerini bir düşünsenize yani. Aşk, sevgi hep küfreder. Yazarın kendisiyle hani şiirler o kadar romantik, o kadar düzgün dille yazılmış şeylerken yazarın kendisiyle çıkarttığı eser arasında yani kişiliğiyle yaptığı eseri karıştırmamak lazım basitçe. Şimdi bu insanlar yazar oldukları için haliyle bildikleri şeyleri anlatacaklar. Yani bir yazar da hiç bilmediği, hayatı boyunca hiç denize gitmemiş bir adam ya da denize dolaşmayı çok sevmeyen birisi deniz hakkında bir roman yazamayacağı gibi. Onlar da fantastik bir eser yazarken ister istemez şeyden alıyorlar. Kendi yaşadıkları toplumlardan alıyorlar. Ve en önemlisi okuyucuyla iletişime geçmeye çalışıyorlar. Yani okuyucuya bir şey anlatacaklar ve haliyle yaşadıkları toplumun doğrularını, yanlışlarını, ön yargılarını alıp ona göre sunuyorlar. Ne kadar fantastik olursa olsun. Yani bütün dünyayı siz bambaşka sıfırdan yazın. Başka ırklar, başka yaratılış mitolojisi vesaire vesaire. Ama siz bir okuyucuya anlatıyorsunuz ve o toplumun parçasınız. İster istemez kendi yaşadığınız toplumun doğru ve yanlışlarını alıyorsunuz. Robert E. Howard öyle dediğim gibi Conan'da öyle büyük bir ırkçılık falan göremezsiniz. Ama bir taraftan da bütün yamyamlar zencidir yani. Ya abi niye beyazlar olmamış? Ya adam bunu da kasmamış işte. Yazar okuyucusuyla bir iletişime geçmeye çalışıyor. Biz de makul, entelektüel bireyler olarak yazarla yazdığı şeyi karıştırmamamız lazım. Ben hani podcastleri dinliyorsanız Lovecraft fanlarındanım ben de. Yani çok seviyorum Call of Cthulhu mitosunu falan. Adam aşırı ırkçı. Ama aşırı ırkçı yani. Hani böyle olağanüstü yazıları var. Hani Ku Klux Klan için yazılar yazmış. Böyle zencilere acayip laflar ediyor falan. Şimdi abi bu adam da iğrençmiş. O zaman işte eserlerini okumayalım ya adam iğrenç. Bu arada yaşı biraz makul seviyeye gelince uzaklaşıyordu adam. Yani hani gençliğinde saçma sapan bir sürü şey yazmış. Ama adamın yaşadığı toplum yer böyleymiş ve adam bunları mesafeyi koymayı da başarmış kendi kendine. Hani günahlarını affettiririm onları. Ya adam zaten köşe başında ufacık bir yazarmış yani 2-3 gazetede saçma sapan bir şey yazdı diye. Bütün hepsini adamın yazdığı bütün eserler bu da ırkçı deyip şey yapamazsınız yapmamalısınız da bence. Şununla ilgili örnek vereceğim. Hep Amerikan örnekleri veriyorum. İdare edin çünkü bir, bizim kültürü sağlayan o işte edebi eserleri çıkartan o taraf. İki, zaten konuştuğumuz niyeyse onlar yani. Her yani niye olduğunu biliyoruz tabii. Adamların propaganda gücü inanılmaz. Bütün dünyayı etkiliyor yaptıkları. Şey, şöyle bir şey söyleyeceğim. Abraham Lincoln, işte bu işte iç savaş sırasındaki başkanları ve köleliği kaldıran birey Amerikalı. Tamam mı? Yani başkan o dönemki ve köleliği o kaldırıyor. 1860'larda. Sonra da vuruyorlar adamı savaştan sonra. Bu adamın köleliği savunduğu eser kadar köleliğe karşı savunduğu makalesi var. Ya bu adam köleliği kaldırmış. Yani hayatının bir kısmında çok ciddi bir şekilde köleliği de savunuyor. Ya bu adam kahraman hani işte köleliği kaldırmış. Yani zincirler işte haklar. Abi köleliği de savunduğu var. Bir bireyin tekrar aynı şey neler yaptığı ve nasıl değişiklikler yarattığı önemlidir. İşte geçmişini bilmem ne bir de özellikle politikacıların biraz yalan söyleyeni makbuldür aslında. Bunu söylediğimi işte söylememişim gibi davranın. Ama biraz öyledir işte. Köleliği savunduğu kadar karşı çıktığı makalesi de var bu adamın. Ama sonunda köleliği kaldırıyor ve adamların şu anda kahramanlarından Abraham Lincoln'e. Şimdi durumlar böyle olunca hani bir geçmişe baktığınız zaman hani işte herkesin söylediğini, yaptığını, her ayrıntısını bakacaksanız bir bireyin. Geçmişte bunu söylemiş, o yüzden yaptığı eser kötü. Ya işin içinden çıkamazsınız.
Yani Lovecraft'tan nefret edelim. Niye? Zenciler hakkında 19 yaşındayken şunu yazmış. Abi adamın eseriyle dev yaratıklardan bahsediyor kozmik ya. Ya abi işte yani uyuyan böyle kaltistler onlara tapıyor falan filan da uyandırıyorlar onları dünyayı yemeye falan çalışıyor. Abi bunu yazan bir adamın ırkçı olup olmamasının yani siz bir bireyi sevdiğiniz zaman her şeyiyle seveceğiz ya da sevmemeliyiz muhabbetini anlamıyorum. Bu biraz tabii çok modern. Şöyle söyleyeceğim eskiden de var ama bu kadar değil. Şimdi influencer fikri var ya yani birey birisini örnek alacak. O birey neyi yerse sen onu yiyeceksin. Ne içerse onu seçeceksin. İşte ne şey YouTube influencer. Biraz o tarafta olduğunu düşünüyorum. Yani o bireyi böyle sabahıyla, akşamıyla, gecesiyle, bütün yaşam tarzıyla örnek almalıyız. Sevmeliyiz veya nefret etmeliyiz gibi bir bakışa yaklaştığımız için bence her ayrıntısına da takılıyoruz yani. Ha, tutarlı olması iyi değil midir bir bireyin? Okey ama yani dediğim gibi eserle bireyi karıştırmamak lazım. Devam edelim. Fantastik edebiyatta bir eser çıktığı zaman bu önceki politik gelenekten özellikle bunu bir yerlere bağlamaya çalışırlar tarihsel olarak. Ne demek istiyorum? Dune'u okursanız Frank Herbert'ın şimdi dizisi filmi falan çıkacak. Ya oradaki Dune'daki çölde yaşayanlar Arapmış. İşte savaştıkları Osmanlı İmparatorluğu'ymuş. Sardukarlar Yeniçeri'ymiş falan fisman. Ya adamın etkilenmiş olması çok mümkün. Yani oralarda zaman geçiriyor. Okey. Ama mavi gözlü Arap ya da ne bileyim süper teknoloji Sudan. Ya develeri yok bir kere tamam mı? Bir de çöllerde Arap çöllerinde şey yok Arabistan'da. Hani dev solucanlar bir şey çıkartmıyor yani. Ya illaki etkilenmiş olabilir. Bir insan tekrar yazar bildiği şeyi yazacak tabii ki yani. Çalıştığı şeyi yazacak, gördüğü şeyi yazacak ama gidip de bunu modern bir tarafa bağlamak müthiş keyiflidir. Herkes de yapar. İşte Lord of the Rings'deki elfler kim? Ya işte elfler işte Kafkaslardaki bilmem ne uygarlıymış. Abi tamam yani bir milletmiş işte. Oradaki insanlar şu, İngilizler buymuş. İşte bunlar Osmanlı, bunlar Türk. Orklar Türk mesela falan. Yani illaki duymuşsunuzdur bizim hobini. Yani bu podcast'i dinliyorsanız illaki fikriniz vardır konuyla ilgili. Şimdi böyle olunca fantastik edebiyatı bir de böyle gerçek hayattan yani birleştirmeye de bayılıyoruz yani. Irkçılık bunu yani kısacası kendi doğrularımızla o bireyler ne yazarsa eserlerin arasında bir ırkçılık olmasa bile içine yerleştiriyoruz. Bir cinsiyetçilik olmasa bile yerleştiriyoruz. Veya tam tersi o yazar cinsiyetçi bir şekilde yazdıysa bile siz şimdi bakınca takmıyorsunuz. Belki de zaten olması gereken de bu ve normali de bu. Yani siz bu geçmişteki bir 300 sayfalık bir kitaba bakıp da onun içinde ırkçılık arayacağız diye uğraşmaktansa belki bugüne baksak daha doğru olur yani. Diye düşünüyorum ben de. Ama geçmişi bu. Hani podcast'i podcast gibi yapalım. Sürekli yorum yapmak istemiyorum konuyla ilgili. Yani yargı dağıtmak istemiyorum ya da. Ama şeyi o. Geçmişi o. Yani fantastik edebiyatta bir sürekli bir gerçek dünyadan esinlenme olması çok normal. Ve gerçek dünyadaki bazı olayları biz fantastik edebiyata yansıtmaya bayılıyoruz. Orklar Türktür demek gibi yani. Abi ne alaka? Neyse. Peki FRP hikayelerindeki ırkçılık. Şimdi biz FRP hikayelerini ister istemez bu romanlardan ve edebi eserlerden alıyoruz. Ve bu edebi eserlerde kendi dünyalarını kuruyorlar. Şu anda neredeyse hiç roman çıkmasa bile unutulmuş diyarlardır. Greyhawk'tır falan. İşte Pathfinder'in kendi dünyasıyla ilgili 2010'larda yazdığı eserler. Belli bir dünya kuruluyor. O mitosun içerisinde, o hikayelerin içerisindeki o dünyada bir bazı hikayeler yazıyor insanlar da. Siz de oralarda FRP oynatıyorsunuz. İşte şehirleri belli, o belli, bu belli. Kendiniz yazsanız bile bir yerden esinleniyorsunuz. Bu eserler de ister istemez kendi toplumlarından geldiği için ve bu fantastik edebiyattaki diğer eserlere göndermeler olduğu için ırklar babında belli bir miktar ırkçılık vardır falan rahatlıkla dersiniz. Ama ben şunu savunmak istiyorum. Bir miktar ırkçılık olması fantastik bir masalsı hikayeden bahsediyoruz. Yani fantastik bir eserde çok normaldir. Şöyle ki sizin kahramanlara ihtiyacınız var. O kahramanlar dünyanın herhangi bir yerinde olabilir yani. Hani işte Nijerya'da oynayan bir grup da olabilir. Uzak Doğu'da da olabilir. İşte Türkiye'de biz oynuyoruz. Yani Amerika'da oynuyorlar falan filan. Bu bireyler oturup bir hikaye yazdıklarında iyi ve kötüye ihtiyaçları vardı. Bununla ilgili podcastler falan da yaptık. Niye kötüye ihtiyacımız var diye. Yani kötü olmasa sen kahraman yaratamazsın. Ve bizim hikayelerimiz kahramanlık hikayeleri genellikle. Drama yapmıyorsun. Yani muhakkak hani kelime anlamıyla söyledim edebi tür olarak. Ya da bir melodrama yaşamıyorsun bu bağlamda. İyisi ve kötüsü var. Ve sen
Burada kötüleri yok ederek, işte yenerek, kılıçla, büyüyle, işte lazer tabancasıyla, şununla bununla bir epik yazıyorsun. Genel anlamda söyledim. Ya Star Wars'ta da işte bilmem kim kötüdür. Ya bir işte imparatorluk yaratıyorsun. O hikayede kötüyü yeniyor. İyiler onlar kahraman oluyor. Kötü olmadan iyi yaratamazsın. Yani taraf yaratman lazım. Hani bir çatışma yaratman lazım diye. FRP hikayelerinde de basit olması açısından insanlar masaya oturdukları zaman hızlı iletişim kursunlar ve birbirlerini rahat anlasınlar açısından bazı iyiler ve kötüler klişedir. Yani işte ork var mesela ve kötü diyorsunuz. Abi orklar da kötü mü? Şimdi orklara kötü demek ırkçılık mı? Abi bu bir hikaye anlatım şekli. Yani masadaki herkese, her bireye, yani günlük modern dünyadaki gibi algılayıp orada bir drama yazmak istemiyorsan böyle de yazılabilir tabii. Ama bu işin hikayesi, geçmişi, geleneği de böyle. Sen hızlıca masaya oturup bir şeyleri kesmek istiyorsun. Ve o yaratıkları yok ederek kazandırıyorsun. O ırkların bir kültürü var, bilmem neyi var. Var, okey, tamam, anlaştık. Hani orada bir kültürleri var. Ama bu bireyler düşman ya, yaşam tarzlarından ötürü. Siz de onları yakalıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Şimdi ork diye bir ırk koymak, elf diye bir ırk. Elfler genellikle iyidir, dwarflar genellikle iyidir diyorsunuz. Orklar genellikle kötüdür diyorsunuz. Şimdi siz ırkçılık mı yaptınız? Ya geberene kadar yaptınız. Ama sürpriz, ork ve elf yok. Yani hani öyle bir şey yok. Ya birisi şey argümanını sunabilir herhalde. İşte elflerde işte ork sen yarattığın zaman her birey kendi toplumunda iyi ve kötü arar. Abi bu macera hikayesi. Yani orklara ihtiyacımız var bizim. Düşünen kötü, genellikle kötücül olan bir ırka ihtiyacımız var bizim. Driss Doğur'dan şu anda tek romanı çıkartılan, Yüzüklerin Efendisi, düzeltiyorum, Unutulmuş Diyarlar karakteri. Ve bilmem kaçıncı romanındayız. İşte aslında kötü olan bir ırk da iyi birey. Ya süper. Yani iyi bir konsept bu. Ve tuttu da işte Salvatore muazzam sattı. Ve belki şu anda okunan, en çok okunan fantastik yazarlardan bir tanesi. Abi ama kötünün içindeki iyiyi bulmak süper. Ama şey yok. Yani önce sen kötünün kötü olduğunu tanımlamalısın ki içindeki farklılığı yaratasın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Kötünün kötü olduğunu kabul edeceğiz. Bir toplum yaratacaksınız. Sizin modern ahlak dünyanıza göre kötü olacak. Ondan sonra onlardan farklı bir bireyi övmeniz lazım. Yani siz gene bir önce bir farklılık yaratıyorsunuz. Bir topluma kötü veya iyi diyorsunuz. Ahlaki olarak. Şimdi sizin kötüye ve iyiye ihtiyacınız var kısacası masada. FRP hikayesi anlatırken. Ve bunları ırk üzerinden yapmak iyi bir fikir, kötü fikir tartışılır. Din üzerinden yapmak iyi fikir, kötü fikir tartışılır. Cinsiyet üzerinden yapmak İyi fikir, kötü fikir tartışılır. Hani ben gerçekten cinsiyet üzerinden yapıldığını yani çok az biliyorum. Hani yani ne bileyim işte aklıma Robotech falan geliyor yani Macross'ta. Hani oradaki kadınlarla erkekler de birbirine düşmanlı. Hani uzayda gördüğümüz bir falan. Yani pek yoktur cinsiyet o tarafta ama kısacası bir şey üstünden iyi kötü yaratılır. Niye oyuncular kolay anlasın diye ya? Sürekli felsefi bir şey tartışmak zorunda kalmasınlar diye zaten çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz. Bir miktar tartışalım diye ben kaç tane podcast'te konuşulması gerektiğini ve bunun realizmden bahsediyorum ama ne olursa olsun her ayrıntıya inmeniz anlamı olmadığı gibi siz bir de modern ahlakla bunları tartışmak isterseniz o zaman günümüzü konuşursunuz ya. Yani 2020'de oyun oynatırken orklarla, elflerle, bilmem nelerle yaratılan bir toplumu tartışmaya başlarsanız siz 2020'deki modern dünyanın ahlakıyla orayı algılamaya çalışırsınız ve ırkların kendi yapılarını değiştirirsiniz. Ya her seferinde de her yılda kendi yaşadığınız topluma göre bütün dünyayı değiştirmek de bir aptalca oynadığınız hikayelerde. Eski eserler ne olacak? Unutalım mı onları yani? Irkçılık varsa içerisinde tartışabiliriz, konuşabiliriz ve birebir ırkçılıktan bahsedebiliriz ama anlamakta ben zorluk çekiyorum. Onları sürekli işte ırklar, orklar da iyi ve kötü beraber aynı şekilde olsun. Abi olsun ama sen farklı bir ırk yaratmışsın. Bak insanın tipleri de değil bunlar. Başka bir ırk. Ve sen onlara bir farklılık vermek zorundasın. O yüzden ırk onlar. O zaman bütün dünyayı insan veya benzeri ufak farklılıklarla bunları oynatalım, şey yapalım. Hikayelerini yazalım. Onların arasındaki farklara bakarız. Atıyorum Witcher gibi yani. Ya kötü bir fikir değil bu. Ama gidip de Ork'un, Elf'in bilmem neyin olduğu yerde, Goblin'in olduğu, Kobold'un olduğu, yani konuşabilen, düşünebilen bir sürü canlının olduğu, farklı ırkların olduğu bir dünyada da ırklar arasındaki temel farklar vermekten daha doğal, ihtiyaçtan daha doğal bir şey görmüyorum ben. Yani ve bir taraftan daha şunu söyleyeceğim. O ırkların çoğu kendilerini kötü görmüyorlar. Yani Dark Elf'ler kendilerini kötü görüyor mu? Görmüyorlar.
Yani Salvatore onları aslında iyi veriyor en başta, özellikle ilk romanlarında. Yani onlar kendilerini iyi görüyorlar. Senin ahlakınla onun ahlakı çatışıyor aslında orada. Belki de bu çok güzel. Hani birileri iyi birileri kötü falan yarıklar arasında. Sen iyi olduğunu düşünüyorsun okuyucu olarak. Ama belki onlar iyi yani. Başka bir bakış açısıyla. Başka, çünkü fantezinin güzelliği burada zaten. Fantastik edebiyatın güzelliği, FRP hikayelerinin en büyük eğlencelerinden bir tanesi bu. Başka bir pozisyondan olaya bakmaya çalışıyorsunuz siz. O ahlakı, doğruyu, yanlışı algılamaya çalışıyorsunuz. Hiç, yani modern tiyatrocu sadece script okur aslında. Ama hani onun ruhuna girmek için çalışır. Siz olmadık yerlerde, farklı ırklarda, farklı zamanlarda, farklı makinelerde, büyünün falan filan, yani aynı anlamda bilimin olmadığı farklı bir diyarda siz bakış açıları kazanmaya çalışıyorsunuz ve hayal ediyorsunuz. O yüzden eğlenceli birazcık da yaptığımız hobi. Herkesin insan olup ondan sonra, ya ne demek istediğimi anladınız yani. O zaman bu külliyatı bir tarafa atalım. Irkları mırkları falan bir tarafa atmalıyız. Ve ona göre bir şey yazmalıyız. Kötü olmaz değil ama olan çok güzel. Sizin ırklar arasındaki farklılık içinde bazı ırkların bazı davranışlara daha yakın olduğu, daha şiddete yakın olduğu, daha cinayetvari diyeceğim, daha hırsızlığa yakın olduğu aslında. Daha hırsızlığa yakın mesela. Niyeyse onlarda ırkçılık yapılmıyormuş gibi, o da ırkçılık o zaman. Hırsızlığa daha yakın olduğu bilmem ne gibi kabullenmeler yapmanız lazım ki ırklar arasında temel farklılık olsun. Bu topluma, topluluğa, bu düşünceye, bu oyuna, bu hobiye ilk giren insan da ırklar arasında kafasında bir farklılık yaratabilsin diye var. Buna ırkçılık demek bana gerçekten aptalca geliyor açıkçası. Ama hani yanılıyor olabilirim tabii her zaman. Şimdi burada ırkçılık olduğundan emin olduğum şeyleri söyleyeyim. Bir kere karanlıkla ilgili problem var. Yani işte elf var, dark elf var. İşte dwarf var, dark dwarf. Dark dwarf değil. Batuhan da o postta da bunu yazmıştım, düzeltmiş. Yani gri abi o falan diye. Duergar var. Bir şeyin siyahı genellikle kötü müdür? Ya işte artık bitirirken şeyi, podcast'in sonuna doğru yaklaşırken yani böyle bir durum var. Evet. Yani genel olarak bir şeyin kötüsünü yaparken veya kötücülüğün geldiği yerler karanlık ve siyahtır. Ama bu bugünün ırkçılığı değil ve otomatikman deri rengiyle karanlığı birleştirmek çok da doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle ki, cehennem nerededir arkadaşlar? Gökyüzünde midir, yerin altında mıdır? Yerin altındadır genellikle, hemen hemen her. Yani her tek tanrılı dinlerde de öyle. Üç aşağı beş yukarı. Yani kitabında yazmasa bile, dini kitapta yazmasa bile yorumunda vardır. Gökyüzüne çıkarsınız cennet için. Yerin altına girersiniz. Yani karanlıktadır kötücülük de. Bunun ten rengiyle, siyahiyle bir ilgisi var mı? Ya bilmiyorum. Yani herhalde bunun açıklamasını yapması gerekenler, yani herhalde sosyologlar, antropologlar falan. Ama işte birisi bir şey zenci diye otomatik kötü olduğunu söylüyorsanız hani hikayelerde, ki var böyle bir yaklaşım fantastik edebiyatta, hoş değil. Ama yahu biz entelektüel insanlarız. Yani bilin işte, birisinin ten renginin pigmenti var. İşte beyazlarda pigment yok, zencilerde pigment var diye hani onun kötü olup yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ya bu çocuklarımızı kötü eğitiyor. Eğitilmesinler abicim o zaman birazcık da ya. Fantastik bu yahu. Fantastik yani. Yok öyle bir şey. Elf diye bir şey yok yani. Ben gerçekten bu taraftayım. Ve D&D'nin kendi yaratıklarını falan kaybetmesini, burada ırkçılık değil midir? Bu tekrar söylüyorum. Bence ırkçılık. Yani elfin işte kötüsü dark elftir. İşte. Ama bu ırkçılığın gidip de gerçek hayatla birebir örtüştürtmek çok kötü bir fikir diye düşünüyorum yani. Gene aynı Monk'ta o zaman oynadığınız her fantastik eser 2021'de yaşadığınız toplum olur. Biz Türk FRP'si oynuyoruz mesela. Amerikan FRP'si oynamıyoruz aslında. Sizin hikayelerinizin hepsi Amerikan vari, bir sürü göndermesi var. Batı vari diyeceğim ya da. Ama siz oynarken abi eyvallah falan diyorsun mesela. Ve karakterlerin birbirine yaklaşımı, yardım etmesi, etmemesi, o bireyciliği, toplumculuğu falan filan Türk kültürü. Yani siz Baldur's Gate'e gittiğiniz zaman unutulmuş diyarlarda Türkiye'de oynarken Türk gibi davranıyor onlar yani. Aslında niye sizin kendi kültürünüzde siz öyle iletişim kuruyorsunuz? Ya hani demek istediğim, zaten farklı, herkes kendi kültürüne göre yorumluyor. O yüzden dark elfleri iyi yapalım artık, iyice bir grubunu. Zencilik ya da ten rengine göre çekik gözlüler işte kung fu bilmesin. Yani uzak, burada bütün o ırkçılığın dibi var yani. Şeyde Pathfinder'da gidiyorsunuz, hepsi uzak doğulu kılıç ustası, işte anarmış şey monk bunlar, keşiş. Yani hepsi uzak doğu sporu dediğiniz şeyleri biliyor. FRP dünyasında bile çekik gözlü olunca. Ya ve bu.
gerçek öyle yazılmış, öyle yazmayalım. Tamam, bundan sonra farklı yazabilirsiniz ama ırklar arasında bir fark yaratmak istiyorsanız illaki bazı temel farklar koyacaksınız. O temel farklar da yaşadığınız topluma göre iyi, kötü ve benzeri özellikler içerecek. Şimdi bu konuda da hani kendi görüşümü bildikten sonra yavaş yavaş şeye gelmek istiyorum. Irkçılık çeşitlerinden çok az bahsedeceğim. Yani niye mesela Tolkien'e ırkçılık, ırkçı deniyor da bilmem ne falan filan diye. Sadece birazcık da bulunsun istiyorum podcast'in bir tarafında bu. Elf hikayesinde bahsetmiştim herhalde. Elflerle ilgili podcast'ta bahsetmiştim. Eugenics diye bir muhabbet var. Eugenic diye çeviriyor Türkçe'ye. Irkların karışmaması da bir ırkçılık türüdür diye. Irklar karışmamalı diye. Yani Tolkien, yani işte gene aynı ya, Tolkien falan da ırkçı bir adam tabii. Tabii ki öyle ya. Yani o dönemde ırkçı olmamak mümkün değil. Ya yaşadığınız toplumdaki doğru o ya. Şimdi nasıl modern insanlar olarak bizler, ben bu podcast'te LGBT ile ilgili acayip bir laf etsem herkes beni yakacak. Çünkü doğrumuz bizim o. O dönemde biraz ırkçı olmak normal bulunuyor yani. Herkes biraz ırkçı. Saygıdeğer bir birey biraz ırkçı yani. Ya bu da devrimci değil, bir şey değil. Yani yaşayan sıradan bir adam ya. Çok özel bir birey olduğu aşikar yani. Hani şu podcast'i yapmamı adama borçluyum belki de. Hani demek istediğim, bu bağlamda da o toplumda yaşayan bir İngiliz Tolkien'de yani. Tolkien'de pardon. Aylin kızıyor ikinci E'yi söyleyince. Şimdi Tolkien haliyle ırkçı. Niye? Öjenik yüzünden ırkçı deniyor bunlara ve birçok yerde de görürsünüz. Bana ayrıntı tartışmakmış gibi geliyor ama eğer spesifik olarak akademik bir şey bu artık. Bu yazarların neresi ırkçıdır diye bakmak istiyorsanız söylüyorum. Sadece bilgilendirme olsun diye. Sonra da Lovecraft'ın ırkçılığından bahsedeceğim. Öjenik şöyle bir şey. Irklar birbiriyle birleştirmemelidir. Yani biz doğal süreçler yaşadık ve farklı bölgelerinde büyüdük dünyanın. Hepimizin farklı pozitif özellikleri, negatif özellikleri var. Becerileri var, beceriksizlikleri var. O yüzden ırklar kendi aralarında birbirleriyle beraber olurlarsa ve birbirleriyle çiftleşirlerse diyeyim, çocuk yaparlarsa beraber, üretilen çocuklar doğaya aykırı olur ve yanlış olur, verimsiz olur. Örnek olarak da mesela atıyorum yük atıyla işte savaş atını siz çiftleştirin. Çıkan atlar ne iyi yük atıdır ne iyi bir savaş atıdır. O yüzden ırklar temiz kalmalıdır fikri gibi bir müthiş bir fikir var. Yani oha değil mi? Ya bu çok popüler 1920'lerde falan. Hani Nazi doktrinini falan da oldu. Orada da hani Nazileri falan bırak. İngilizlerde de çok var ya. Fransızlar da bunu konuşuyor. Amerikalılar da bunu konuşuyor. Nazi propaganda filmlerinde de böyle çok güzel gösterirler bunu işte böyle. Köpekleri gösterirler işte çoban köpeğiyle işte kor bekçi köpeğini karşılaştırırlar falan. Bu Tolkien'de yoğun var. Irklar kaynaşamıyorlar. Halfları yok. Yani half elf oluyorsun ama elf mi insan mı olacağını sen seçiyorsun. Duna değinsin olmuyor. Hani insanla kaynaşırsa Taftuna değin gerekiyor. Vesaire vesaire gibi. Hani filmde işte Hobbit filminde dwarf'la elf ilişkisi falan ya yapmayın işte bak ırkçılıktan böyle kurtarmaya çalışmayın. Orada bir başka bir kafa var. Eugenics'i böyle yok edemezsiniz. Sorun o değil yani. Bu bir eser ve burada böyle tanımlanmış ırklar. Yani niye hani ya futbolla ilgili bir şey yaptınız, film çekiyorsunuz. Basketbolu övmek gibi geliyor bana. Abi futbolla ilgili o film. Ya uzatma işte. Yani basketbolda kendi filmini de öv yani. Hani modern dramalarda yetmiyor mu ırkçılık yapmak, edebi eser çıkartmak? Niye buna bulaşıyorsun? Ya gerek yok çünkü. Başka ırk onlar abi. İnsan bile değiller yani. Bu öjenik birçok fantastik yazara ana eleştirilerden bir tanesidir. Irklar arasındaki parçalanma, bölünme diye. Frank Herbert'a da öjenik eleştirileri vardır. Aynı şekilde Dune eserinde. Çok popüler olduğu için söylüyorum sadece. Diğeri sıkı eleştiriler. Lovecraft'a ırkçıdır eleştirisi. Abi eleştiri falan değil. Adam ırkçı zaten. Yani hani yazıları kalmış. Podcast'in başında da söyledim. Bir okey. Yani bu adam bir ırkçı. Ama yazdığı eserleri ırkçı demek bana da bir garip geliyor. Masks of Nyarlathotep podcast'lerde sürekli bahsettim. Herhalde dünyanın en iyi hazır oyunu. Yani böyle 100 seans oynarsınız rahat. O hazır oyunun içerisindeki ana karakter, Jackson Alistair ana karakteri haliyle beyazdır. Niye 1920'lerin ortasında, 1910'ların ortasında, 20'lerin ortasına kadar dünyayı dolaşan bir NPC'dir bu yani. Bir hikaye karakteridir. Bütün dünyayı dolaşır. Ve beyazdır. Ve beyaz olması çok normaldir. Çünkü o dönemki zenciler, Amerikan zencileri bakın hala da öyle. Ekonomik bazı problemleri var ortalamada. Hatta çok büyük problemleri var beyazlara göre. Kabul görmüyorlar birçok yerde. O yüzden beyazlar. Beyaz adam yani.
Karakterlerin hemen hemen hepsi de beyaz. Hani Lovecraft'ta da öyleler. Hepsinde beyaz kullanıyor. Abi toplum öyleymiş. 1920'lerde tarihsel bir şey yazıyorsanız 1920'lerde de zenci koymanın ya bir esprisi yok. Ya bu da tarihi ret aslında bana sorarsanız. Yani hani üzülelim bundan. Hani o dönemki bir ırkçılığın yoğunluğundan üzülelim. Cinsiyetçiliği falan üzülelim. Ben hikayeyi anlatırken kadın oyuncularım falan ya da kadın karakter oynayan arkadaşlara direkt söylüyorum ya. Bakın hiç acımayacağım ya. Hani hiç acımayacağım. Sizinle konuşmayacak bazen karakterler. Yani şey yapmayacağım. Siz soru sorduğunuz zaman cevap almayacaklar falan filan. Eğer yani bunu emin olun diyorum ben oyuncularıma. Çünkü kadın bu benim cinsiyetçi olmadığımı aşikar diyor mu diyorum yani. Ama onu vermeniz lazım. O da onun dünyası diye. Ben şuna güveniyorum tabii işte. Ha masamda 16 yaşında çocuk varsa zaten oyunu oynatmam. Yani Lovecraft oynatmıyorum. Yani yaratıklar bir şeyleri yemesin zaten. Yani böyle gore bir şekilde. Ama entelektüel bireyler toplumları anlamaya çalışırken ister istemez kendi gerçekleriyle, doğrularıyla algılamaya çalışırlar. Ve bunun değiştirilmesinin geçmişten gelip bugün yapılacak politik hareketlerdir. Ve bugünkü politik hareketler geçmişi kabul edip bunu düzeltmek yönelik olmalıdır. Yoksa geçmişteki saçma sapan bir şeyi değiştirdik, o yokmuş gibi davrandık diye bugünün düzeleceğini hayal etmek de başka bir problemi kaydırmaktır hani diye düşünüyorum. Neyse Lovecraft'taki ana eleştiri bu ki işte Conan'da da kısmen o. Zenci yok. Zenci varsa da köle gibi yani hani böyle servant, hizmet ediyor ona gibi. Bu ve bunun gibi bu tür bir ırkçılık eleştirisi vardır fantastik edip yazarlara ve haklılar yani. Bir ırkçı, adamın yazdığı dünya ırkçı ama yani. Adamın yazdığı bu şeye benziyor abi işte niye işte 1800'ler şeyinde İngiltere'sinde hikaye yazıyorsun Victor döneminde çocuk işçilerden niye bahsediyorsun 7 yaşındaki madende olanlardan. Abi adam onu görmüyor. Abi bu da kötü. Evet abi işte kötü bilelim yapmayalım. Ve hani değişmiş de 7 yaşında çocukları şu anda hiç madenlere koyup ölmelerini izlemiyoruz en azından yani. Ama onları da silmiyoruz. Biliyoruz. Bu çok Charles Dickens'a şey diye bakmıyoruz şu anda. Abi adam da ne yazmış ya. Ne kadar kötü yazmış. Yani onun yaptığı da bir bölücülükmüş falan. Abi onları unutalım. Abi sosyal bir problemden bahsediyor adam işte. Ve sosyal problemden de sosyal bir problemi gözüne sokarak bahsedeceği gibi. Sadece söyleyerek de bahsediyor yani. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Bugün podcast'te umduğumdan gene biraz uzun oldu ama şeyden bahsettim. İşte biraz tarihsel hikayesinden bahsettim. Bu ırkçılığın fantastik edebiyatın içerisinde. Ve daha sonra FRP hikayelerinde nasıl bu konuda bizim aslında ihtiyacımız olabileceğini anlatmaya çalıştım. Hani bir miktar ırkçılığa, farklı ırk yarattığın zaman öneminden falan. En sonunda da yazarlara yapılan, önlü yazarlara yapılan birkaç eleştirinin kaynağından bahsetmeye çalıştım. Ve aslında ben bu eleştirinin niye boş olduğunu düşündüğümü söylemeye çalıştım. Herkese kolay gelsin. Bu şu bağlamda D&D'deki etkisi bunun, Pathfinder'da da öyle, çok yoğun hissedilecek diye düşünüyorum ben. Devam da edecek. Ve olmadık işler yapacaklar korkularından. Çünkü problemin kökenine gelip de bunu çözmek yerine yani ırklar arası ekonomik eşitsizliğin kaynaklarını çözmek yerine bunlar ten rengine takılacaklar. Ve o tarafa doğru yürüyecekler. Tabii çok önemli bir harekettir eninde sonunda bir böyle bir zulme karşı mücadele etmek. Ama bunu FRP hikayesi üstünden bu şekilde yapmanın yani bir şekilde şey yapmalısınız bence de ama bunun doğru olduğunu ben kişisel olarak düşünmüyorum. Yani master manuelleri değiştirmenin bilmem neyin. Ama yani bir taraftan benim düşünmemin hiçbir etkisi de yok. Kısacası geliyor arkadaşlar bu. Başka bir Amerikan problemi ne ithal ediyoruz kendi hobimize ve bunu yaşayacağız. Herkese şimdiden kolay gelsin. Bizim zamanımızda böyleydi falan diyorum ben. İşte 20 yıl önce FRP oynarkenki hikayeden bahsediyorum. Bazen çok da yapmamaya çalışıyorum ama siz de diyeceksiniz. Bizim zamanımızda Dark Elf diye bir şey vardı falan dersiniz belki. Diyeyim. Herkese kolay gelsin. Ve umarım hani podcast'ten biraz iyi zaman getirmişsinizdir diyeyim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.